Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanı ve bugünkü videomuzda Ayla Ketri Sertkaya ile beraber harika bir söyleşi gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Ayla Hanım'la uzun zamandır tanışıyoruz ve hatta uzun zamandır çalışmaya başladık beraber. Kendisi 21 yıllık psikolojik danışmanlık geçmişi ve ekstradan yaklaşık 5 yıllık bir Herbalife aktif yaşam koçluğu ve girişimciliği söz konusu. Dilerseniz kendisini daha iyi anlatır. Kendi psikolojik danışmanlık yaşamımı sürdürürken yaşamın bir yerinde babamı kaybetmemle birlikte eve kapanmam, yaz süreci ve kontrol edilemeyen bir kilo artışıyla aslında çare arayışı içindeyken Herbalife ürünleriyle tanıştım. Hem Herbalife ürünlerinin gücü hem de beraberinde elde ettiğim bilgi, deneyim ve tecrübe, çünkü bir beslenme öğrenmesi geçirmem gerekiyordu. Kısa süreli diyetler hep kısa süreli sonuçlar elde ettiriyordu. Bugüne kadar deneyimlediklerimin arasında en iyi sonucu veren, bu sadece kiloyu aşağıya doğru kontrol etmek anlamında değil, aynı zamanda tüm enerjimin değişmesi ve beraberinde farkındalığımın artması da Herbalife ürünlerinde ne var arayışına soktu beni. Ve sonra da bunu herkesin kullanması gerekir ve bu farkındalığı herkesin sahip olması gerekir diyerek de aslında kulüplerle ilk başladık biz. Beslenme kulübü ile insanlara ulaşmaya başladık. Ancak orada beslenme kulübü bir dönem artık çok yormaya başladı beni ve daha fazla sayıda insana ulaşmak istiyorum ama sadece yerelde kalabiliyorum. Oysa bu vizyon bu yeri kaldıramıyordu ve bir arayış içerisindeydim. İşte tevafuk dediğiniz kendi web sayfanızda da yollar kesişti. Bu arada Ayla Hanım'dan biraz daha ben bir iki tane bir şey daha ekleyeyim. Kendisinin fiziksel olarak almış olduğu çok ciddi bir sonuç var. Yaklaşık 55-60 kilo. İşte bunu söylemek yasak olduğu için. Bizim kanalda yasak yok. Bizim kanalda her şey söyleyebiliriz. Bunun dışında serayla.fitkal.com ve serayla.fitkal markası adı altında bir markalaşma süreci gerçekleştirdik. Herbalife'da da gerçekten çok ciddi bir kariyerde. Milyoner takımında. Evet. Bu aslında birçok insanın hayatına dokunmuş anlamı taşıyor bana göre. Ve kendisinin misyonu aslında beni çok cezbetti. Daha fazla insanın hayatına dokunma vizyonu ve misyonuyla yola çıktık ve aslında benimle nasıl tanıştığınızla alakalı, yani ya da beni nasıl bulduğunuzla alakalı ayrı bir hikayeniz var sanırım. Evet, evet. Çok seve seve paylaşırım. Yurt dışında bir takım liderleri, belki de benden bir buçuk yıl önce başlamış liderleri takip etmeye başladım. Özellikle Amerika bölgesindeki Herbalife liderlerini ve aslında hani yol olarak aynı yolu, aynı ürünü, aynı hizmeti veriyor olmamıza rağmen onlar benden fersah fersah öndelerdi. Bu sadece kariyer ve gelir anlamında değil, aynı zamanda hani misyonum olan daha çok insanın hayatına dokunmak. Çünkü ancak bunu yaşayan anlayabilir. Hani evet. Bu çaresizliği, bu böyle deneyip deneyip başa sarmayı ancak yaşayan anlayabilir. Ve bu konuda çok insanın da çaresiz olduğunu biliyorum. Bunu nasıl yaptıklarını araştırırken birkaç kırıntı cümle duydum aslında. İşte funnel gibi, ne bileyim işte bir huni gibi. Böyle hani kelimeler geliyor kulağıma ama bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu konuda hiçbir bilgim ya da yeterliliğim yok. Sadece birkaç kelime kırıntısının peşine düşüp ve bulmacanın parçalarını birleştirince ortaya ClickFunnels diye bir şey çıktı. Onu yazıp onu YouTube içerisinde araştırırken videonuz, çok fazla video var. Türkçe bir tane iki tane belki ama ya akademik anlatmışlar ya çok flu. Sizin videonuz önüme denk geldi ve izledim. Diğerini bir hafta kadar hani böyle sessiz sedasız arkadan hep açık arayan bir psikolojiyle. Çünkü biliyorsun hani toplumumuzda zaten böyle dolandırılmaya, kandırılmaya o kadar çok zihnimiz müsait ki bu noktada seni bir hafta kadar arkadan izledim ve sonra karar verdiğimde iletişim kurmam gerektiğini sizinle, Allah'ım ben bu adamla dedim hani bu kadar bilgi, deneyim ve tecrübe mümkün değil. Ekim Bey'e ulaştım. Ekim Bey'in DM'sine not bıraktım. Tabii hem onun uzak olması hem de çıkarılan bütçe açıkçası böyle gözümü çok korkuttu. Diyorum ya hani bir de belirsizlik var. Gerçekten ben bu parayı verdim de acaba hizmet alabilecek miyim? Kalkıp Amerika'ya onunla kavga etmeye gidecek olsam bile ciddi bir para. Sonra böyle hani telefon numaranızı bulacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Konumlandırmanız çok iyiydi, yani çok yukarıda. Hem çok tevazu sahibi
bilgi ve birikimini herkesin faydasına açan hem de ulaşılamayacak kadar uzak geliyordu. Hiç unutmuyorum, gecenin bir vaktinde tesadüfen Instagram'ınızda dolaşırken telefon numaranızı görmemle sevincim anlatılamaz. Yani o gün iş ortaklarımdan sevgili Arzu ile paylaşmıştım. Buldum adamın numarasını buldum. Evet, ve sabah olur olmaz da hemen müsait bir saatte size yazdım. Size ulaştıktan sonra yaklaşık bir 30-40 dakika kadar bana bir anlatım yaptınız. Aslında hani birçok şeyi izlemiştim ama sorularım vardı kafamda. Sanki bu soruları ben soracakmışım ve siz bunları biliyormuşsunuz ki bu da deneyiminizi gösteriyor. Demek ki talepte bulunan herkes aslında benzer kaygılar ve sorularla size geliyor. Bu soruları bana aydınlattıktan sonra daha da heyecanlandım ve kesinlikle çalışmamız gerektiğini düşündüm. Sizin bir düşünme ve kabul süreciniz vardı zaten. Tabii bu doğal bir süreçmiş ama hani müşteri adayı olarak bunu çok anlamlandıramamıştım o zaman. Sonra çalışmaya karar verdik. Siz bana sözleşmeyi gönderdiniz. Bir değerlendirme formu gönderdiniz ki bu değerlendirme formu da hiç beklediğim bir şey değildi. İşte birkaç İngilizce yeterliliğiniz nedir? Gerçekten vizyonunuz nedir? Şu andaki kazancınız nedir diye. Bu kriterlere uygunsam çalışacağımı söylediniz. Sonra da uygun olduğumu ve sözleşmeyi incelememi. Bütün bu süreçler hepsi çok profesyonelce hazırlanmıştı. Bu da aslında yapacağımız yatırımın karşılığını kat be kat alabileceğimiz konusunda çok büyük bir güven yarattı. Sıfır kilometre hiç tanımayan birisi olarak yarattığınız, pazarda kattığınız bu değer ayrı bir takdir. Yarattığınız bu güven için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aslında bizim daha ilginç sürecimiz çalışmaya başladıktan sonra başladı. Çünkü çok güzel beklentilerimiz vardı ama ben daha önce de birçok müşterime bunu söylüyorum. Yani daha önce hiç almadığınız sonuçları almak için daha önce hiç yapmadığınız şeyleri yapmanız gerekiyor ve bizim burada entegre ettiğimiz aslında birçok yeni şey vardı. Yani Ayla Hanım'ın işte daha önce bir YouTube kanalı yoktu, bir web sayfası yoktu, bir Instagram hesabı vardı sadece. İşte Facebook'u ve gizli. Evet, gizliydi. Kimse yani girmesin içeri. Öyle bir mantık vardı ama ilk çalışmaya başladığınız anda işte ben kendisinin çok dolu olduğunu, yani gerçekten inanılmaz derecede büyük bir deneyim ve bilgiye sahip olduğunu ve bunu bir an önce paketleyip daha fazla insana ulaştırmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bu süreçte yaşadığınız zorluklar ne oldu? Mesela ilk çektiğimiz videolarda mesela yaşadığınız zorlukları hatırlıyorum. Ya da işte Facebook'u kullanma ya da canlı yayınlara geçme kısmında. Tabii karakter olarak ben mesela aslında işi size teslim ediyorum. Anahtar teslim bir çalışmaya başlamıştık sizinle. Tabii burada benim de sorumluluklarım var. Anahtar teslim demek bütün işi siz yapacaksınız anlamına gelmiyor. Ama açıkça şöyle bir beklentiye girmedim değil. Yani sen konuş, ben ağzımı oynatayım. Oraya kadar bile geldi yani. Evet. İlk YouTube videosunu 15 gün sonra, yani bana görev verdikten sonra, bu konuda da duruşunuzu çok beğendim. Hem aslında görev veriyor ve cesaretlendiriyorsunuz. Hem de esneyip yumuşayıp tamam istemiyorsan olmasın şeklinde değil. Hani net bir duruşunuz var orada. YouTube videosu çekilecek. 15 gün kadar çok sancılandı. Nasıl olacak, nasıl bitecek diye halen sakladık duruyor ama yani Allah canım alsa da kurtulsam yeter. Yani çekeyim de bitsin bu işkence şeklindeydi. Gerçekten hani bu söz insana deneyimlemeden anlam ifade etmiyor. Daha önce yapmadığınız şeyleri yapabilecek misiniz? Evet. Yaparım diyor insan. Hani sonucu gördüğü için bu bizde de oluyor. Hani kilo kontrolüne başladığımız kişi bak bunlara dikkat edecek misin? O anda ederim. İnsan ederim diyor. Ama nefis ve irade çizgisinde bizde de nefis ve irade çizgisinde zaman zaman tabii kaybolduğum anlar oldu. Çatışmaya girdiğim oldu. Kendi içimde sizinle kavga ettiklerim de oldu. Ama her defasında size hak verdim. Doğru olanı o yapıyor. Ben nereden bileceğim ki doğru olanı o yapıyor? Tabii aslında süreçte onu gösterdi. Şu anda mesela YouTube kanalımızda 120'ye yakın video var. Yani artık süreçte o kadar video çekim sürecinden o kadar zevk almaya başladık sanırım. Ve izlenmeler ve geri bildirimler gelince de insan aslında gerçekten motive oluyor. Diyor ki evet aslında bu yol doğru bir yolmuş. Hani ilk, çünkü aynı süreci ben de yaşadım. Yani ilk video çekmek ve onu koymak ve insanların geri bildirimlerini almak gerçekten çok heyecan verici ama 10. 20. 30. videodan sonra gerçekten artık açılıyorsun ve çok daha rahat olabiliyor bu olay. Başka çektiğiniz zorluklar ya da endişe duyduğunuz hani... Tabii sistemin çalışacağına dair isteğim var ama inancım halüsinasyon gibi gidip geliyordu yani. Hani mi acaba biz Nisan'ın 20'si gibi sizinle anlaşma yaptık. Çalışmaya başlamamız, işte benim ilk videoyu vermem falan, ilk yayına girmemiz Temmuz ayında oldu. Evet. Nisan, Mayıs, Haziran, o süreçte sanki hani sistem çalışmayacak ve
bütün bu emek, çaba, para boşa gidecek gibi çok arada gidip geliyordum samimi konuşmak gerekirse. Çünkü görünürde hiçbir şey yok. Arka planda bir şeyler oluyor ama mı acaba? Görmediğimiz bir şeyin içinde çalışıyoruz. İlk akşam hatta siz de bizde misafirdiniz. İlk satışımız gerçekleştiğinde evde salonda oynayışımı hiçbir zaman unutmayacağım. Çok büyük bir mutluluktu. Aslında evet, ben kendi online ilk satışımı hatırlıyorum. Gerçekten çok heyecan verici. Yani istediğiniz kadar yüksek gelirler elde edin ama böyle işte atıyorum 2-3 aylık bir çalışmanın sonucunda dijital ortamda tamamıyla otomasyon halinde size gelen bir mesaj, işte bir ürününüz satıldı, işte hesabınıza şu kadar para yattı. Onu gördüğünüz anda o kadar inanılmaz bir heyecan var ki, yani milyon dolar kazanmış gibi bir mutluluk var aslında. Kesinlikle. Hani o mutluluğu yaşadığınızda ben çok sevindim. Zaten ondan sonra daha yüzlerce ödemeler geldi. Şu andaki aldığınız sonuçlar ya da şu anda aktif ettiğimiz dijital araçlardan aldığınız geri bildirimler ya da çektiğimiz video eğitimlerden, sosyal medyanızın revizyonunu gerçekleştirdik. O revizyondan sonra almış olduğunuz sonuçlardan ne kadar memnunsunuz? Bir kere hani anlaşma kağıdında bir şeyler yazıyor ama isteyen ve hiçbir şey bilmeyen birisi olarak bunların ne anlama geldiği zor. Şimdi dönüp bakınca, aylar geçti çünkü üstünden, şimdi dönüp bakınca evet Instagram düzeltildi, Facebook, sosyal medya hesaplarının tamamı düzeltildi, YouTube bir abone sayısına ulaştı ve mıknatıs çalışmaya başladı. Bu saatten sonrasında artık sadece bu mıknatısı malzemenin girmesini sağlamak ve hani zorluk kısmı insanın kendi tecrübesizliğiyle alakalı, sizinle alakalı değil. Ama şu kısımdan da çok memnun ve mutluydum. Bir şey görüyorum, diyorum ki mesela Alişan Bey ya, hani bunu böyle yapsak nasıl olur? Oturup bununla tartışmıyorsunuz. Peki yapalım. Bak gördün olmuyor. Evet. Tamam, hani denedik. Artık bu senin kafandan silmen gereken bir şey. Mesela aslında tünel mantığını bana anlattığınız bir uzun bir eğitim sürecimiz de oldu. Bunu da es geçmeyelim. İlk 3 ay aslında eğitim süreci olarak geçiyor. Evet. Yani bu çalışmaya katılacak olanlara çok net bir şey söyleyeyim. Yani bu bir öğrenme süreci ve bir gerçekten 60 günlük başarılı dönüşüm video eğitimlerini kesinlikle izlemek gerekiyor. Verdiği bütün eğitimleri tek tek öyle izlemek de değil. Yani gerçekten not alarak, anlayarak, algılayarak. Bir sürece başladıktan sonra artık, süreci başlattıktan sonra çok daha net oluyor. Yani o teorik bilgi pratiğe dönüştükçe kişi diyor ki evet aslında büyük resimde şu anda şuradayız. Ve gayet güzel bir hızlı B noktasına doğru gidiyoruz. Algısı yavaş yavaş oluşuyor aslında bu süreçte. Bu bir öğrenme. İnsanın kendisine minimum bir 3 ay öğrenme ve 3 ayda işleme süreci. 1 yıl kadar da gerçek sonuçları değerlendirme. Sürekli analiz etmek, sürekli değerlendirmek gerekiyor. Ve şeye açık olmak lazım. Hani olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı bir daha ta ki olana kadar. Bunu bir es vermek istiyorum. Burada özellikle klasik ticaretteki aldığınız geri bildirimler çok geç gelebiliyor. Mesela herhangi bir dükkan açtığınızda bunun geri dönüşünü ya da müşterilerden gelen geri dönüşleri çok geç alabiliyorsunuz. 1 ay, 3 ay, 4, 5 ay. Biz mesela bir funnel oluşturduk, yani bir satış hunisi oluşturduk. Bunu 1-2 hafta içerisinde ya da bir şeyi test ediyoruz. Bunu hemen 1-2-3 gün içerisinde işe yarayıp yaramadığını, işe yaradıysa devam ediyoruz, işe yaramadıysa hemen kesip atıp diğer stratejiyi deniyoruz ve bunu dijital ortamda yapmanız çok çok daha düşük maliyet ve çok daha verimli olabiliyor. Bu aslında benim sanırım yaptığımız çalışmanın en büyük avantajlarından bir tanesi. Çünkü bizim kafamızda bir şey var, özellikle benim müşterilerimde. Ya şunu yapalım, bu kesin tutar dediğimiz bir şey var. Yapıyoruz, tık yok. Biz mesela YouTube'da yayınladığımız bir iki tane videomuz var. Şu anda 20 bin, 30 bin izlenme alan videolar. Şimdi o izlenmelerin geleceğini ben rakamlarla zaten taahhüt etmiştim. Çünkü aynı başlıklı YouTube'da popüler olan ya da işte YouTube'da en çok aranan video başlıklarıyla alakalı bu başlıkları araştırma sonucunda bulduktan sonra Aylin Hanım'a dedim ki bu konuyla alakalı video çekerseniz izlenme sayımız çok hızlı artacaktır ve nitekim de öyle oldu. Yani 4-5 tane çok popüler videomuz oluşmaya başladı. Bu da bilinçli bir şekilde geldi. Yani deneme yanılma yapmaya gerek yok. Başarı modellerini internet üzerinden çok daha hızlı test edebiliyoruz. Bu büyük bir avantaj. Tabii senin bu konuda bizim uyandığımız zamandan çok öncesinde uyanmışlığın ve saha tecrüben tartışmasız çok büyük. Özellikle ben de bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum diyenlere size teslim olmaları, güvenmeleri,
kesinlikle pazarlık yapmamaları. Hiçbir konuda, ne para konusunda ne de iş gücü konusunda. Kesinlikle size ait olmayan bir görevi size yüklememeleri gerektiğini. Ben aslında şeyi hatırlıyorum. İlk çalışmaya başladığımızda ben birçok müşteriye bunu söylüyorum. Siz uzman olduğunuz konuya odaklanın. Ben de kendi, yani bana da kendi uzman olduğum konuda odaklanmama izin verin. Çünkü ancak bu şekilde 1 artı 1 eşittir 11 eder. Yani hem karşı tarafın yapmış olduğu maddi ve manevi yatırımlar 2'ye, 3'e, 5'e katlanıyor. Hem de benim vermiş olduğum emek ve zaman karşılığı da bir karşılık bulmuş oluyor. Bu şekilde kazan kazan prensibini oynuyoruz ama karşı taraf yok ben daha iyi bilirim, yok ben işte daha iyi bilirim. Yani bir teslimiyet söz konusu olmaz ya da benim söylediklerim birçok direktife uyulmazsa aslında sonuçlardan oluyoruz ve zaman ve maddiyetten maddi kayıplara uğruyoruz bu konuda. Ben inanıyorum ki Türkiye'de vardır hani gördüm ben de yapıyorum diyen ama müşterinin de bir test süreci vardır, evet. Biliyorsun. O test sürecini henüz geçemeyen, bilgi seviyesinde olup henüz eyleme dökmemiş kişilerin yanında siz fersah fersah öndesiniz. Ve bir an önce ister girişimci olun ister bir konuda uzman olun, bir an önce Alişan Bey ile temasa geçip ben sizin çalışabileceğiniz insan tipi miyim, bana bir bakar mısınız? Çünkü onun öyle. Ben kendi üyelerimden de birkaçını Alişan Bey'e, Alişan Bey kesinlikle bu işte bu şöyle yapar böyle yapar dediğim, Alişan Bey elini alıyor şöyle bir çeviriyor ve diyor ki hayır, daha bu şu anda böyle bir vizyonda, böyle bir çalışmada değil ya da bu yeterlikte, bu donanımda değil. Bu noktada en azından o donanımda mısınız? Siz o yeterlikte misiniz? Ya da bu eksiği nasıl tamamlamalısınız? Bununla ilgili de mutlaka geri bildirim isteyin. Şimdi dijital bir çalışmaya başlamadan önce klasik ticaret dediğimiz ya da fiziksel işlerde işte ofisiniz, belli bir ticari hayatınız vardı ve klasik ticaretle dijitali kıyaslayacak olursak, yani klasik ticarette yaptığınız yatırımlar ve aldığınız geri dönüşlerle dijitale yapmış olduğunuz zaman, maddiyat ve geri dönüş oranlarını kıyaslayacak olursak bu konuda ne diyebilirsiniz? Güzel bir ayrım yaptınız. O da hani sadece para değil. Bir dükkan açıyorsunuz işte 15-20 bin lira yatırım falan, o değil. Sabah erkenden kalkıp mesela diyorum ya biz beslenme kulübü modeliyle çalışıyorduk. Evet. Aslında ben her sabahımı satıyordum ya da her sabahımı yatırıyordum bu işe ki hani uzun zamandır beraberiz. Sabahlar benim için çok önemli ve en pahalı saat bana göre. En değerli saat. Hani ben o saati ona oraya veriyordum ama o saatin karşılığını alamıyordum. Bir de hani hali hazırda bir terapistikten gelip zaten o saat karşılığında çok daha fazlasını kazanabilecekken beslenme kulübü modelinde onu kazanamadığımı görünce verdiğimle aldığım denk gelmeyince önce bu, yani zaman, emek, duygusal yatırımımın karşılığını alamamak birincisi sıkıntıydı. İkincisi bizim ulusal ve uluslararası eğitimlerimiz oluyor ve gidiyoruz. Gitmemiz de gerekiyor gelişimimiz için. Gidip döndüğümde kulübümde insan kalmıyordu. Ben böyle bir hayat istemiyordum. Bunun için girişimci olmamıştım. Özgürlüğün karşılığını bulamıyordum. Ama şimdi sabah da bir post paylaşmıştım bu konuda. Herkes kafasına göre istediği gibi çalışır diye. Önemli olan o disiplini yaratabilmek. Karşılaştırma yapacak olursak kesinlikle şu anda biraz yavaş gibi görünüyor. Nereden baktığımıza bağlı. Dün de akşam değerlendirme yaptığımıza, evet, göre de çok iyiydi. Şu anda biraz yavaş. Hani eskisiyle gelir olarak kıyasladığımızda düşük. Ama ben inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde kontrol edemeyeceğim kadar büyük bir büyüme bekliyorum. Aslında zaten dijital çalışma uzun vadeli bir çalışma ve dijital ayak veya dijital varlık diyoruz biz buna. Mesela bugün gün içerisinde bir video için, bir video çekim için 5-10 dakikamızı ayırıyoruz ve aslında o video bizim için yıllarca çalışmaya devam ediyor. Yıllarca bize potansiyel müşteri getirmeye devam ediyor ve yıllara böldüğümüzde gerçekten ciddi bir dijital varlık oluşuyor ve giderek büyüyor bu. Ve şeyden bahsettiniz, hani eğitimlere gittiğimizde, geri geldiğimizde, ticaretimizde ya da ticarethanemizde müşteri bulamıyorduk. Şimdi mesela geçenlerde Antalya'ya gittiniz 5 günlüğüne, evet, ve artık aslında ticaretinizi cep telefonundan yönetir pozisyonda ya da bilgisayardan, evet, yönetir pozisyona geldiniz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir özgürlük. Ve bir de bir sıkıntı yaşıyordum. Hani yerel çalışıyorduk. Tabii ki bize bu öğretiliyor. Hani global düşün, yerel çalış ama ben globalde çalışmak istiyorum. Şu anda Aydın'da, Manisa'da, İzmir'de, Tekirdağ'da, Erzurum'da,
Türkiye'nin birçok yerinde, beraberinde Kanada'da, Fransa'da, dün akşam baktık Amerika'dan birçok kişi siteyi ziyaret ediyor. Belki şu anda müşteri değil ama potansiyel müşteri adayı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kapımızın oluşması. İşte benim zaten Herbalife yapmak istememdeki en temel şey, seans odamın içindeyken para kazanmak değil. Seans odamın dışındayken de benim işte o hep söylenen, ne denir, o boru inşası. Ben de şimdi cezaevinden çıkıştaki tünel inşası diyorum. Özgürlüğe giden tünel. Kesinlikle özgürlüğe giden tünelin içinden geçiyoruz. Aslında girişimci olmak isteyen herkesin de kafasında yarattığı hayal budur. Yoksa bir market açardım, içine de koyardım 3-5 yağ, 3-5 çikolata, onu satardım. Ya da kendi seans odamda kalırdım. Bir sonraki tünelimizin de bu olması konusunda aslında planlarımız var. Bütün bilgi, deneyim ve tecrübemizi dijital ortamda sizin önderliğinizde doğru kurguladığımızda gerçek özgürlük, ne hizmet ya da ne ürün sunuyor olursak olalım, gerçek özgürlük orada başlıyor. Kesinlikle özgürlük ve pasif gelir deyince ben kesinlikle her girişimcinin sistemsel düşünmesini ve insan bence rutin işleri direkt sisteme devretmesi gerekiyor. Ne gibi? Mesela network marketingde ya da herhangi bir ürün veya hizmetiniz varsa bu ürün veya hizmetinizi tanıtan bir sistemin kurulması gerekiyor. Bir satış hunisi sistemi. Yani siz 7/24 uyurken bile size para getirecek ya da sizin izleyicilerinizi ya da takipçilerinizi müşteriye dönüştürecek mutlaka bir sisteme ihtiyacınız var. Çünkü sisteminiz yoksa onu ölçeklendiremezsiniz ve özgürlüğü kazanmak sizin için hayal olmaya devam eder diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnanılmaz derecede verimli oldu diye düşünüyorum. Hem YouTube kanalındaki takipçilerim için hem de belki potansiyel müşterilerimiz için de endişe yaşayan ya da işte ya Alişan'a bu kadar yatırım yapılır mı ya da işte bu sistem işe yarar mı benim. Hatta ben bazen sektörde... az bile söylediğini düşünüyorum çünkü bugünkü yatırım aslında yıllar sonra devede kulak gibi olacak. Kesinlikle. Bu açıdan aldığınız her kuruş helaldir. Bu aslında şeyde de bahsettiniz, yani çok seçici davrandığımı bahsettiniz. Ben aslında çok öngörüşlü insanlarla çalışmak istiyorum çünkü şu anda yaptığımız çalışma gerçekten ancak oyun görüşlü insanların bir an önce başlayabileceği bir şey. Bir de birçok zamanda şunu söylüyorum. Türkiye'de müthiş derecede büyük bir genç nüfus var ve bu genç nüfus internetle büyüyor ve bunlar işte üniversiteyi ya da okulu bitirdikten sonra para kazanmaya başladıklarında kazandıkları paranın %80'ini, yani bütçenin %80'ini cep telefonu üzerinden, internet üzerinden harcayacaklar. Yani siz bugünden internette bir varlık inşa etmezseniz önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu pastadan ekmek yiyemezsiniz. Ama 3-5 yıl sonra ben zaten kurarım derseniz çok büyük bir rekabet. Yani şu anda zaten mavi okyanus içerisindeyiz. Daha kimse harekete geçmemiş. Sadece çok uyanık ve öngörüşlü olan girişimciler bu sistemi kurmaya çalışıyor. 3-5 yıl sonra bu okyanus tamamıyla kan revan içerisinde olacak. Müthiş bir rekabet olacak. Dijitalde reklam maliyetleri çok yüksek olacak. Sizinle aynı sektörde rekabet edecek olan çok daha büyük oyuncular olacak. Hala da dijital ortamda ve özellikle network marketingde de taş devrini yaşadığımızı düşünüyorum ve ben bu taş devrine tekerleği getirdim diye düşünüyorum. Kesinlikle genelde. Doğru. Yani bu tekerleği bence bir an, yani bu teknolojiyi bir an önce kullanırsanız, yani internet de bir kaldıraç sistemi sonuçta. Yani bugün ürün veya hizmetinizin sunumunu gün içerisinde yüzlerce kişiye internet üzerinden gösterebilirsiniz. Talep toplayıp onlara satış yapabilirsiniz. Yani tek tek giderek ürününüzü ya da sunumunuzu... Hayır, ben Tekirdağ'a nasıl gideceğim? Manisa'ya nasıl gideceğim? İzmir'e nasıl gideceğim? O insanları nasıl bulacağım? Ve o insanları nasıl güvendireceğim kendimi? Bu kısımlarda özellikle girişimci ve network marketing işi yapan insanlar için hani bir dokunuşta birden fazla insana ulaşabilmek. Aslında dijital ortamda markalaşma zannettiğimizden çok daha rahat olabiliyor. Çok daha kolay olabiliyor. Yani online üzerinden algı yönetimini gerçekten çok rahat yönetebilirsiniz. Ve insanların size güven duymasını sağlayacak aslında bir algoritma var. Yani bu algoritma ile ilgili ben çok ciddi eğitimler aldım. Hem kendimi konumlandırma konusunda hem müşterilerimi konumlandırma anlamında. Yani dijital ortamda ne kadar hızlı markalaşma sürecine girerseniz aslında o kadar çok hızlı kazanırsınız. Her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Bu iş bitmedi zaten biliyorsun. Hani evet. Benim tünelim bitti. Bundan sonrasında eyvallah ama aslında arkaya devam eden çalışmalarımız daha olacak. Çünkü çeşmeyi açmakta evet. Özgürüz yani. Evet. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu röportajın ya da bu söyleşinin faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa, uzmanlarınız varsa, atıyorum çok fazla takipçisi olup da gelir elde edemeyen ya da
bilgi, deneyim bagajı çok yüksek, çok büyük tecrübeye sahip olan insanlar olup dijital ortamı entegre edememiş arkadaşlarınız varsa onlarla bu videoyu mutlaka paylaşın, beğenin ve bir sonraki videolarda tekrardan sizinle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.